Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle sabahımız hayırlı olsun ve hepimiz için güzel bir gün olmasını diliyorum. Ve sizlere yeni bir video ile açılış yapıyorum. Arkadaşlar yine kaç haftadır video paylaşamıyordum. Aslında sizlerle buluşmayı ben de çok istiyorum ve sizler de sürekli neden video paylaşmıyorsun diye yorumlar yapıyorsunuz. Bazı zor süreçlerden geçiyorum. Atlattığımı sandığım şeylerin yeniden karşı taraftan dolayı ortaya çıkması beni zorluyor. Bu yüzden de ama bugünleri atlatacağız. Ben her zaman iyiyim arkadaşlar. Şükürler olsun ki sağlığım yerinde ve dünya tatlısı bir oğlum var. Ailem yanımda. Arkadaşlarım bana sımsıkı sarılıyor. Kuzenlerim, akrabalarım. Ben çok çok şanslı bir insanım. Ah miniğim geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi size bugün günlük bir video çekeceğim. Zorla kaldırdım arkadaşlar. Gözlerinin şişliğine bakar mısınız? Evet, şimdi Ömer Alparslan'ı da giydireceğim. Ben hazırlandım. İşe geç kaldım. Çok zor kaldırdım Ömer Alparslan'ı bugün. Çünkü sabah 5 gibi bir kalktı. Yarım saat 40 dakika uyumadı. Öyle olduğu zaman da sabahları kalkmakta zorlanıyor. Ay, size gözükmek için nereye çıktı? Evet arkadaşlar, bugün size günlük bir video çekeceğim. Bakalım bugün annem beni de ne yemek yapmış. Bugün ne işler yapacağım. Haydi güne başlayalım. Akşam da bir tatlı yapmayı düşünüyorum. Yarın işlerine getirmek için. Böyle sabahtan söylemiş oldum. Hadi oğlum hadi. Hemen çıkalım. Dede daha mısın? Bakalım anneciğim, bu sefer daha gelmemiş. Biraz geç aradım. Bir iki dakikaya gelir. Dedeyi günaydın de bakalım. Demiyor. Allah Allah. Sen çok mu bekledin? Allah Allah. Kokişko. 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 Çok tatlısın sen. Kokişko. Ama sen de annene öpmedin bu sabah. Çakara oldum. Çikolatalı mı oldum? Evet. Daha tatlı, daha tatlı. Sen çok güzel bir çocuksun. Burası yaramaz bebe. Allah Allah. Allah Allah. Burası yaramaz bebek için. Allah Allah. Yaşa burası. Fark dedi. Ay, hiçbir şey olmadı. Patladım. Hadi bakalım, bay bay. Hadi Allah'a emanet ol. Tamam hadi. Evet arkadaşlar, videolarımızı sürekli izleyenler biliyor. Ama ben aramıza yeni katılan arkadaşlarım için söyleyeyim. Ömer Alparslan kreşe gidiyor 4 yaşında. Ben de çalışıyorum. Babam sağ olsun her sabah bizi alıyor. Benim çalıştığım iş yeri de Ömer Alparslan Okulu'nun yolunun üzerinde. Bu arada kaşlarımı açmıştım. Şu anda aşırı açık duruyor. Bu kadar açık değil ama videoda öyle duruyor. Ömer Alparslan Okulu üzerinde benim çalıştığım yer. Sadece bu sokağa çıkıyorum. O yüzden benim için de çok iyi oluyor. Evet. Hızlı olmamın, geç kaldım çünkü. Günaydın anneciğim. Kolay gelsin. Neyse ben iş başı yapmaya. Şıkkıdı şıkkıdı
Herkes benden dayak yiyor burada. Canım sıkılana vuruyor. Hani falan nerede çantam? Bana çanta sözü var ve almıyor. Bak herkes şahit. Ben sahiliyorum. Ne? Ben sahiliyorum. Evet herkes şahit. Sen dedin öyle ki ağzından çıktı alırım çanta dedi. Nerede benim çantam? Ana çanta. Öğrendim. Size vermedim. Değil mi? Harman abi. Ana çanta. Aşkımız. Arkadaşlar annem katmer yapmış. Ne kadar şanslıyım değil mi? Annemle çalışıyor olmanın faydaları. Bir de böyle ekmek. Oh ısıtmış da yağla çökelikle yiyeceğiz şimdi. Öldürecekler haberi yok. Evet arkadaşlar çok sıkı bir diyetteyiz. Tabii. O kadar diyetteyiz ki bunları yiyoruz. Bu arada arkadaşlar gerçekten... Annem bir diyete girdi. Çok kısa sürede 8 kilo verdi. Bir maşallahınızı alalım. Anne nasıl becerdi bunu? Yemedim. Yedim de az yedim. Arkadaşlar şu kadar parça yedi daha yemem dedi. Akşam müşterine çekirdeği. Ne yedi? Akşam çekirdeğine gittik. 3 tane çekirdeği yedi diye moralim bozuldu. Zorla yediriyorum. Zorla. Görüyorsun değil mi? Hazin böyle bir şey arkadaşlar. Aynen öyle. O zayıf diyor ben 2 kilo alıyorum. Ama da söyle. Ama yine de 8 kilo verdi. Devamı geliyor. Evet. 105 kilodan 92 kiloya inmiş. Çok. 105 kilo değildim yani. Evet. Öyle vallahi. Kaçtın? 100 kilo. Tamam %105 kardeş. 100 kilodan 92 kiloya düştü arkadaşlar. Bir ama devamı gelir. Bir sene de 100 kilo. Tamam arkadaşlar yanlış anlaştı. Ne oldu? 105 değilmiş 100'müş. 95 kilo. Ama 8 kilo verdi inanılmaz belli oluyor. Yesin evet. İnşallah. Ya. Bak düşünüyor. Devamı gelir gelir. Zaten vermesi gerekiyor. Ben de verdim ama verdiğim kilo ile kaldım. 5-6 veremiyorum daha fazla. Neyse öyle işte arkadaşlar. Böyle geçiyor işte. Annem zayıflıyor biz alıyoruz. Yapacak bir şey yok. İnşallah devamı gelir yani. Gelir gelir sen de bu azim olduktan sonra gelir. Evet canım bugünden sonra ben de diyete giriyorum. Çok üzgünüm. Kıskanıyorum ablayı. Bu son. Bu son daha yemeyeceğim. Evet bugünkü yemeğimizi de 10 paydosunda gösterdim. Yeşil mercimekli şehriyeli. Erişteyim mi anne? Şehriyeli mi? Şehriyeli yoğurtlu çorba var. Başka ne var anneciğim? Ha, patates fırına atmış. Bakalım 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 bakalım. Evet. İlk önce kavuruyor arkadaşlar. Sonra da bu şekilde fırına atıyor. Çok güzel oluyor. Tamam. Hadi anneciğim iş başı olacak. Kolay gelsin. Bunlar da atölyenin çiftlik ürünleri. Evet, öğlen paydası oldu. Hava çıkıyorum. Yemeğimi alacağım şimdi. Evet, şimdi yemeğimi al. Evet arkadaşlar, bugünkü yemeğimiz. Gelin koyayım. Ne? Ne var Emir? Evet, burada bol köpüklü bir kahve hazırlıyorum. Patronum Hasan abi kahve istedi. Arkadaşlar hani bana soda almış. Şimdi size nasıl çalıştığını göstereceğim. Çalış hani abi çalış.
Arkadaşlar bakın etek yapıyor. Yap bir tane etek nasıl yapılıyor. Ne oldu makine ya? Bozuldu mu makine? Nazara geldin nazara. Aynen, bakın arkadaşlar. Helal olsun sana. Helal olsun sana be. Arkadaşlar arabam nasıl? Emir hadi gezdir beni. Evet yeni arabam. Bütçem buna yetiyor ancak. Hadi Emir. Emir de benim şoförüm. Hayır oraya götürme. Evet arkadaşlar sabah tatlı yapacağım demiştim hatırlıyorsunuz. Ne yapmaya karar verdim? Kakaolu ıslak kurabiye yapmaya karar verdim. Hemen şimdi size malzemelerimi söyleyeyim. Burada 125 gram tereyağı var. Margarin de kullanabilirsiniz. Tercih meselesi. Yarım su bardağından bir parmak geçecek şekilde sıvı yağ var. Bir su bardağı pudra şekeri, bir tane yumurta, bir tane kabartma tozu, bir tane de vanilya. 4 yemek kaşığı kakao kullanacağım. 2,5 su bardağı da un kullanacağım. Haydi şimdi başlayalım. Bu arada arkadaşlar tripodumu kaybetmişim. Tripodumu kaybettiğim için size bu şekilde çekiyorum. Ve sabah video açılışında şöyle bir şey söylemiştim. Akşam işten gelince tatlı yapacağım diye. Akşam işten geldim arkadaşlar ve üzerimde bir yorgunluk vardı. İşler de inanılmaz tozlu. Eve girdiğimde kendimi çok yorgun hissettim ve duş aldım hemen. Güzel bir cilt bakımı yapıp uyudum. Şu anda sabah saat 7. Yani bir sonraki günün sabahındayım. Ve sizlere çekeceğim dediğim için şu anda çekiyorum. Evet. Tüm malzemelerimi ekliyorum. Sadece unu eklemeyeceğim. İyice karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra unumu ekleyeceğim. Şöyle 4 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Arkadaşlar 1,5 su bardağına 1,5 su bardağına yakın şeker ekleyip kaynattım. Şerbeti batırıp çıkardım ve tepsime dizdim bu şekilde.